Komiser bey, bu serseri karıma sataştı. Evet komiser bey, şikayetçiyiz. Komiser abi, kavga ediyorlardı. Bir aile faciası olmasın diye ayırmak istedim. Sana ne be adam? Biz bu memlekette ağız tadıyla aile kavgası yapamayacak mıyız? Tabii ya! Yani, biz de bir insaniyetlik yapalım dedik. Sus! Yeter be! Bıktım senin insaniyetliklerinden! Bu kaçıncı ulan? Ne diye her fiyara tuz olup duruyorsun? Her boka maydanoz olmaktan vazgeçmeyecek misin sen? Kızma abi, bu son olacak. Hangi son oğlum? Geçen hafta Berber Hayri'nin radyosunu ben anlarım, tamir edeyim diye aldın, berbat ettin. Lokantacı İhsan'ın buzdolabını perişan ettin. Evine giren Hüdayi Bey'i hırsız diye ihbar ettin. Daha sayayım mı? Sayma abi, rezil olduk. Söz bundan sonra karışma. Gördünüz işte, bunun huyu böyle. Ama gene de şikayetçiyseniz, ifadesini alıp mahkemeye sevk edeyim. Şikayetimizden vazgeçtik komiser bey. Ne diyelim, Allah'ından bulsun. Hadi yürü güzel karıcığım. Niyazi abi, bence karı katiyen güzel değil. Defol ulan, defol! Oo, tam zamanında gelmişim. Erken geldin, tam iş saati inci. İş saati ama köftem kalmadı ki. Aferin sana, hasıla değ desene, tavuk seversin sen, geç otur ye. Hasılat iyi değil amca. Neden lan? Söyle! Bir insaniyetlik yapalım dedik, başımız derde girdi, köftelerim de yağma edildi. Sen adam olmaz.
Bunca emeğime yazık. Aldık, böğüttük, yetiştirdik. Hiç hayrın yok. Sen kaşık düşmanısın maşallah. Bütün yük oğlumun sırtında. Ha, bir de damadın. Ama damat çalışmıyor ki. İş arıyorum ya. Senin gibi bedavacı değilim. Öyle değil mi Zühtü? Bugünlük böyle oldu. Yarın evelallah bir güzel çalışır, acısını çıkartırım. Çalış oğlum çalış, çalışan demir paslanmaz. Hep beraber çalışalım da paslanmayalım bari. Lan gevezeliği bırak da zıkkımdan. Sonra da gece mesaisine çık. Olur efendim. Sofrayı da iyice bir topla, baban hizmetçisi yok senin. Başma efendim. Bulaşığı da bana bırakma. Ah kıçımın kenarı. İşe çıkarken arabamı da yıkayıver. Olur kardeş. Afiyet olsun. Sana da olsun. Güle güle canım. Oh, afiyet olsun. Otelin önünde başkasını çalıştırmıyorum Zühtü Usta. Burası senin yerin arkadaş. Sağ ol Arifciğim. Ben de senin porsiyonlarını okkalı yapıyorum. Tabii ama. Ya. Ne oldu? Bu ne ulan? Gene mi çivi? Bir de soruyorsun. Buluşacağız seninle. Böyle şaka olmaz. Ne şakası ya? Bu inek çiviler hep sana mı tosluyor? Hem de nal çivisi. Aman bağırma Arifciğim, şöhretime gölge düşürme. Başlarım senin şöhretinden, beş para vermem, işte o kadar. Öyle olsun, bir gün ödeşiriz. Pardon desene ulan! Galiba kabahat bende. Yolun ortasında durursam tabi çarparlar. Akıl işte. Demin niye çarptın be kardeşim? Bırak kolumu, otobüsü kaçıracağım. Hangi otobüsü? Sana ne? Eyvah! Geliyorlar işte. Saklan şuraya, ben seni kurtarırım. Çık hadi, nasıl atlattım kerizleri? Ayıptır sorması ama niye kaçıyorsun? Kurtulmak için, otobüsü kaçıracağım. Eyvah, geliyorlar! Saklan gene, ben onları uyuturum. Dur bakayım bana, bir kız gördün mü? Nasıl bir kız? Kaçan bir kız! Hızlı kaçan mı, yavaş kaçan mı? Ula bana bak! Çabuk söyle, kızı gördün mü? Ayıptır sorması ama niye kovalıyorsunuz? Kızı ha bu damatla evlendi, uçuktuk, kaçtı. Kız bulunmazsa basın parasını vermem. Kaçamaz elimizden canım! Karışmak gibi olmasın ama, nereye kaçabilir? Sürme be! Başka yere gidemez. Kardeşim, boşuna ne koşup duruyorsunuz? Sürmen otobüsleri, nah oradan kalkar işte. Gidip bekleyin, kaçamazsın. Ha? Yaşa evladım, kafan iyi çalışıyor. Hadi, yürü! Gördün mü nasıl kurtardım seni? Sen kimden yanasın? Onlara akıl verdim, ben şimdi otobüse nasıl binerim? Sen de sabah otobüsüyle gidersin. Ne param var, ne de yatacak yerim. Düşündüğün şeye bak ya, bizim evde yer çok. He? Otel değil, ev. Şu kızcağız
bu gece kalıversin, yarın erkenden yolcu zaten. Delinin zoruna bak! Kimden izin aldığında getirdin? Sana diyorum, cevap versene! He? Böylelerine güven olmaz, ben kocamı kıskanırım vallahi. Kız... bu kız bizim aptalın üstüne kalır. Bende o göz var mı, baksana! Ben öyle kolay kolay tongaya basacak adam mıyım? Bir insaniyetlik yapalım dedik. Lan bu kaçıncı insaniyetliğin? Ertuğ'a hıyar olmaktan vazgeçmeyecek misin be? Al şunu götü gözüm görmesin. Gözünü kapatırsan hiçbir şey görmezsin amcacığım benim. Defol! Hadi! Defol lan! Sahi defolayım mı? Defol! Hadi gidelim. Nereden çıktın karşıma, ne güzel gidecektin. Gene gidersin, ben tuttuğunu koparan bir delikanlıyım. Herkesin işine burnunu sokar mısın sen her zaman? Yo, ilk defa oldu. Ama merak etme, ben bu işi temizlerim. Şimdi sana önce yatacak bir yer bulayım. Gel benimle bakayım. Ayıp ettin Zühtü abimiz. Sana oda bulmaz mıyım ben? Aferin, hadi odayı versene. En konforlu, en sakin odayı vereceğim. Biletin de hazır. Her şey tamam. Sabah erkenden yola çıkarsın. Bu kadar iyilik yaptık. İnsan bir teşekkür eder be. Sen işlerime karışmasaydın, ben şimdi yolda olacaktım. Her şeyde bir hayır vardır. Belki başına bir kaza gelecekti. Kalk şimdi arkamdan kapıyı kapa. Sakın kimseye de kapıyı açma. Hırz düşmanı çöpek! Şöyle açılır, rahat vurayım onu! İsmail, sok beline tabancanı! Acaba yanlış odaya mı girdiniz? Tam zamanında çıldık! Namusumuz kirlenmiştir! Bak bak, geçmiş olsun! Siz kendi aranızda konuşursunuz! Hadi bana eyvallah! Gidemiyorum! Dolalım mı, öldürelim mi amice? Onca evlendirelim, sonra düşünürüz! Amca, benim namusum kirlenmemiştir! Bana sorarsan kirlenmiştir! Artık seni almayacağım! Sana varan kim? Senin yüzünden evden kaçtım zaten. Evden kaçmak için ha bula bula bu selamı buldun. Beni mi çağırdın? Ben ona kaçmadım. Oy, o seni kaçırdı demek. Emice, dövmeye başlayalım mı? Önce evlendirelim, ha sonra döveriz onu. Götürün. Zühtü abi, hesabı kim görecek? Onun hesabını biz göreceğiz. Bak duydun mu? Hesabı onlar verecekmiş. Yahu ayıp oluyor, niye zahmet ediyorsunuz? Yürü! Hani söz vermiştin ulan? Her hıyara tuz olmayacaktın ha? Niyazi abiciğim, bu sefer ben hıyar oldum, bunlar da tuz. Bak ama ne diyorlar? Ne diyorlar? Seni otel odasında kızla birlikte yakalamışlar. Yakalamadılar ki, buldular. Yani doğru mu? Doğru abi. Hı, çok fena. Öyle mi? Evlat, çocuğum... kız senin üstüne kalacak galiba. Yok abi, sen merak etme. Ben bu işin içinden sıyrılırım. Bendeki göze baksana sen.
Eh, bu işten de sıyrıldı. Hem kızın namusu temizlendi, hem de sizin dediğiniz oldu. E artık ben gideyim. Gidemezsin. Hissa ev tuttuk. Ula biz adama düğünsüz, horonsuz kız verir miyiz? Çok haklısınız. Ben de olsam vermem. Ne oluyor böyle oğlum? Aklını başına topla. Zaten ben de daha iş bulamadım. Hadi evimize dönelim. Vazgeç oğlum bu delilikten. Yuvana dön. Gene gözel gözel çalış, köfteni sat. Bırakın damadımızı, kendisi evlenmiş bulunmaktadır. Doğru mu lan? Doğruymuş. Tüh sana! Artık akrabamız falan diyesin. Reddettik seni. Şimdi ben öksüz mü kaldım? Bizim gibi akrabaları olan öksüz olur mu hiç? Kalk bakalım! Nereye? Gerdeğe! Erdeğe mi? Denize mi gireceğiz? Erdek demedik, gerdeğe, gerdeğe! Yürü bakalım hadi! Hiç gitmedim! Nasıl, iyi bir yer midir gerdek? İyi, bırak gevezoluğu, yürü gel bakalım! Gel yüzümle da! De bakalım, gerdek odasına bal kaymak mı istersin, yoksa hamsi pilavı mı? Onlar ne ya? Adetimizdir, ne istersin? 5 kilo az yağlı köfteli kıyma. O da ne durdu ha? Bu da bizim adetimizdir. Köfte yapacağım da. Yürü bakalım! Çıkmayın lan! Al odaya! Bunlar sana lan! Çıkmayın! Bir daha insaniyetlik yaparsam otobüs çarpsın. Ulan sen bir garip köftecisin! Evinden kaçmış kızdan sana ne be hıyar! Şimdi düşün bakalım bu beladan nasıl kurtulacaksın? Eşek kafa! Hıyarım ben canım! Üzülme bu kadar! Ben de istemezdim böyle olmasını! Boşanırız, sen de kurtulursun. Öyleyse hemen boşanalım. Hemen olmaz. Hele biraz zaman geçsin, bizimkiler yatırsın, ondan sonra boşanırız. Tamam. Şimdi yatalım, sonra boşanırız. Boşanacağımız için beraber yatmayacağız. Ben burada, sen dışarıda. Yani sen beni istemiyor musun? İstemiyorum. Ah canım! Sen beni istemiyorsan, ben seni hiç istemiyorum! Allah Allah be! Kendini bir şey zannediyor! Sen benim gibi kocayı bok bulursun! Köfte ekmek! Sıcak köfte var! Bir dakika! Bir porsiyon mu? Köfte ekmek için mi, yoksa tabakta mı? Ben avukatım. Olsun, avukatlar köfte yemez mi? Yerler! Ben bir iş için geldim. Zühtü Bey sizsiniz değil mi? Benim dersem başıma bir şey gelecek. Ben yeminliyim, hiçbir şeye karışmam kardeşim. Hanımınıza muazzam bir miras kaldı. Bana ne? Ama siz de çok zengin bir insansınız artık. Sana ne? Her boka maydanoz olma, hadi işine, işine bakayım! Beyefendi ama bana ne ya? Aferin bana! Nasıl da yemini tutuyorum ama! Köfte ekmek, köfte ekmek var, sıcak sıcak! Habucun habucun, Sürmene'nin en zengin kızısın! Sen bizim canimizsin!
Senin parani puni biz koruyacağız. Dedenden miras kaldığını duyunca bir sevindik, bir sevindik et sorma. İki sanduk mermi yaktık sevincimizden, ha böyle! İsmail, sakın tabin canı beline! Aaa, şöyle! Duyunu dene, kızımızı boşatınca edeceğiz. Uy benim güzel kızım! O salak herifle evli kalamazsın, seni boşatacağız. Zaten evli sayılmam ki, bana elini bile sürmedi. Düğünden sonra eve bile gelmedi. Ne dedin, ne dedin? Ha bu dedin bize hakarettir. O ben sizi hemen eve getireceğim. Önce develim biraz akıllansın, sonra eve getiririm. Hayır! Önce boşatalım, sonra develim. Bağ kalırsa önce temizleyelim, sonra boşatırım. İsmail, yine kafan çalışmayın. Bağ mı dedin? Sana dedim. Ne dedin? Kafan çalışmayan dedi. Kime dedi? Bir porsiyon daha Zühtü Usta. Hazır ağabey. Buyur abi. Sen ateşe daha köfte at usta, ben doymadım. Olur. Arkadaş sen köfteciler kralısın. Bu kadar temiz... Ne oldu? Elinin kör olan bu çivine! Köfte çivisi herhalde. Köftede çiviyi yakalayana bir şişe gazoz hediye ediyoruz. Aslanım! Geldi amcam, bir dene kucaklasın seni. Biz sensiz yapabilir miyiz? Vallahi ne kadar özledik bilemezsin. Oh! Bu Adel çok niye çalışıyorsun koçum? Çalışan demir paslanmaz demez miydin sen? Vazgeçtim artık, söylemeyeceğim. Karına vagonla para kalmış, tebrik ederiz. Bana ne, ben eve gitmiyorum ki. Galiba boşanacağız. Deli misin lan? Boşanırsan gebertiriz seni. Var mı lan böyle keleklik? Hadi yürü eve! En iyisi hem doğmak hem öldürmektir. Olmaz, öldürürsek töve mevzu. Birimiz dövsün, birimiz de öldürsün. Evet, haklı. Biriniz dövün, biriniz de öldürün. Mutlaka öldürelim onu. İsterseniz öldürmeyin. Niye elinizi kana bulayacaksınız? Eşek sudan gelinceye kadar dövün daha iyi, değil mi? Doğru konuşayım. Peki, burada mı dövelim yoksa dışarıda mı? Fazla gürültü yapmayacaksanız burada dövün. Peki ama kimi döveceksiniz? Seni de. Beni mi? Boşanacağız. Yapmayın lan. Boşanmayacağız. Ulan çok pek yiyemez misin? Durun yapmayın. Ne istiyorsunuz kocamdan? Senden boşanmasını istiyorum. Hı? Sen bizim celilimiz olacaksın. Aileden biriyle evlendireceğiz seni. Başkasıyla evlenmem ben. Kocamı seviyorum. Seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Duydunuz mu? Beni seviyor işte. Zaten bana kızlar aşık olurlar. Bu zavallı da birden çarpılıverdi. Havama. Boşanmazsan dilim dilim keseceğiz seni. Öldüreceğiz. Boşanacak mısın ula? Boşanmayacağım ulan. Düşüneyim. Mesela boşansam bizimkiler öldürecek. O zaman ne lazım? Boşanmamak lazım. O zaman da ötekiler öldürecek. Buldum. Şimdi hem boşanırım hem boşanmam. Ne olur o zaman? Hem ölürüm hem ölmem. Evet, olmadı. Kardeşim, bu işin sonunda nasıl olsa ölmek yok mu? Var. Ha. Kim ölecek? Ben.
Kumar oynarım arkadaş. Çift gelirse boşanmayarak ölürüm, tek gelirse boşanarak ölürüm. Geçiyor çileli ömrüm. 382, 383, 384, 385, 386, 387. Tek. Bu köfteleri niye saydırdın bana? Tek gelirse boşanacağım demiştim, tek geldi. Biraz daha sabredemez misin? Ben sabretmesine sabrederim ama onlar acele ediyorlar. Onlar kim? Bizimkilerle sizinkiler. Ama üzülme, gençsin, çabuk unutursun beni. Sende kabahat yok ki. Herkes aşık olur bana. Tabii sen de hemen kapıldın havama. Kapıldın falan yok, boşanırsak bizimkiler başka biriyle evlendirecekler de ondan. Ne demek yani, beni sevmiyor musun? Sevmiyorum. Esas ben seni sevmiyorum. Boşanacağız. Yuvayı yıkmaya utanmıyor mu lan? Ha bu yuvanın temeli sağlam değildir. Sağlamlaştıralım arkadaş. Hiç mi Allah korkusu yok sizde? Bize mi değilsin? Size diyoruz ne olacak? Biz adamı köpek palığı gibi isiriniz. Biz de kuş kuyruğu bastırma gibi ince ince kıyarız. Durun, kavga etmeyin ya! Siz mi boşanacaksınız, yoksa biz mi? Biz boşanacağız! Biz boşanmayacağız! Allah ikinizi bir yastıkta kocasın! Boşanacağız, boşanmayacağız! Boşanmak için de hiçbir sebep yoktur, vardır! Damat eve gelmeyin, kızımız şikayetçidir! Hayır! Şikayetçi değilim! Öyleyse, siz boşanın, biz boşanmayacağız! Ha, bir yuvayı kurtarmak en büyük sevaptır. Bu uğurda icap ederse canımı veririm. Zaten ben gelinimi görür görmez sevmiştim. Helal süt emmiş kızcağız. Benim de hemen kanım kaynamıştı. Zühtü oğlumuzun şansı varmış doğrusu. Ay ne olur bundan sonra hep birlikte oturalım. Allah Zühtü'nün gönlüne göre verdi. Bir yastıkta kocasınlar. Aa, darılırım vallaha. Yardım edin! Sana iş yaptırır mıyız biz? Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayız. Ya, biz sofrayı da toplarız, bulaşıkları da yıkarız. Değil mi benim kızım? Hadi yürü! Gelinimizi üzerisen külahları değişiriz ha! Nasıl? Ne nasıl? Paralar lan! Miras nasıl? Fena değil, selamları var. Gırgır bırak! Erkek dediğin karısını da parasını da idare etmeli. Derhal çocuk yapacaksın. Olur, yapayım.
Ha bugün kil payı elimizden kurtulmuştur ama bize karşı çalımız boşanacaktır. Boşanırsa ne olacak? Sibel, hiç kafan çalışmayın. Boşanırsa Fatma bizim himayemizde olacak. Hem kendisi hem parası. Haçan terim ki biz parasını himayemize alsak da Fatma'yı almasak olmaz mı? Ulan senin de kafan hiç çalışmayın. Fatma evlidir. Mirasından kocası da faydalanır. Çocukları olursa çocukları da faydalanır. Demek ki çocukları olmamalı. Damadı yakalayıp hadım edelim. Kanunen yasaktır. Başına bizim çulluk adını bekçi koyacağız. Kabul ediyorum. Fatma'nın odasına erkek sinek bile giremez. Yürüyün. Başkana gidelim. Gidelim. E hadi bakalım, Allah'a emanet olun yavrularım. Allah'a ısmarladık. Erken gece yatın. Olayım seni boçum. Merak etme. Erkek adamın erkek çocuğu olur. Sahi mi? Tabii. Bizi utandırma amcaoğlu. İkiz doğup ki şanımız yürüsün. Eşiz olabilir mi? Olur. Peki. Ağaç mı aldın? Güle güle. Hadi kalın sağlıcakla yavrum. Güle güle. Beşiz evet. Beşiz ve erkek doğur. Anlamadım. Anlarsın anlarsın. Çocuk yap. Ben? Yok ben. Tabii sen yapacaksın. Ben çocuk falan yapamam. Peki. Sen köfte yap, ben çocuk yapayım. Nasıl yapayım? Ne bileyim ben ya. Nasıl yaparsan yap. Ben köfte yaparken sana soruyor muyum? Her işi benden bekleme. İnsaf ya. Allah Allah. Hiç rahat yok mu canım? Oo. Kaç oldu? O kadar çok oldu ki sayamadım. Peki yorulmuyor musun sen? Ben bu işi yaparken katiyen yorulma. Çok büyük zevk duyuyorum. Gene soyacak mısın? Oo, belki daha sabaha kadar soyabilirim. Sahi mi söylüyorsun? Abi ne zannettin? Boyuna soyarım ben. Soyarken dikkat edeceksin. Çabuk çabuk soyacaksın. Gözünün yaşına bakmayacaksın. Nasıl öğrendin bu işi? Bu kadar çabuk soymayı kimden öğrendin? Rahmetli babamdan. O işe başladı mı, bin tane yapmadan durmazdı. Ah babacığım ah! Ben de bugün bin tane yapmadan durmayacağım. Geç kaldık. Zararın neresinden dönersek kardır davranın. Çaldık. Bir güzel soyduktan sonra uzunlamasına yatıracaksın. Bu sert tahta üzerinde daha kolay olur. Yat ulan, geliyorum. Ulan çarptın be! Ne yaparsınız? Biz iyiyiz, siz ne yapıyorsunuz? İşiniz yoksa ellerinizi yıkayıp gelin, soğan doğrayalım. Ula baba! Benim güzel kızım. Bak sana ne diyeceğim. Ha bu herif sana bir kötülük edecek diye korkuyoruz. Seni bizim eve götüreceğiz. Ben evimden ayrılmam, kocamdan da boşanmam. Boşanıncaya kadar ayrı ayrı yatacaksınız. Zaten beraber yatmıyoruz ki, ayrı ayrı yatıyoruz. Ne dedin, ne dedin? Anlamam ben, senin cosun cos değil. Peki ne? Anahtar deliği mi? Ula çok cevezoluk edersen olur sonra kurşun deli. Bela ya, Allah Allah, Allah! Bizim kızdan boşanıncaya kadar yanına sokulmayacaksın. Evet, anlamadım. Aferin sana. Çişim geldi, yapayım mı? Hayır. Altıma edeceğim ya. Oh. Oğlum,
bildiği ver bize, tamam mı? Bitmedi, daha köftelerin yarısını bile satamadı. Köfteleri de lan, öbür meseleyi soruyoruz. Akşam ne yaptınız? Yemek yedik. Çocuk meselesi o ne oldu? Tamam değil, ben çocuk yapamam. İstikbalimiz senin çocuk yapmana bağlı. Yapamam, mümkünü yok. Bildiğiniz gibi değil. Vah vah! Oğlum niye daha evvelden söylemedin? Aa, ben bu derde deva nedir bilirim. Nedir? Kuvvet macunu. Seni ne kadar seviyoruz anne! Şu macundan yedin mi tamam? Derdin kalmaz! Peki, hatırınız için bir kaşık yerim. Bir kaşık yetmez oğlum! İki ya da üç kilo yemelisin ki sağlam olsun! Elinize sağlık, ben doydum. Hadi eyvallah! Tutun! Bırakın lan beni! Şşş! Bıraksana onu! Bana bak, bıraksana! Hadi bismillah, şifa niyetine! Amcacığım, önce sen buyur. Aç, aç! Ağzını lan, aç! Nasıl, yaramaz bir durum var mıdır? Yoktur. Zaten uyuşuğum piridur. Bizim kızın hakkından celemez. Yanıyorum lan, yanıyorum! Yanıyorum Fatma! Tutmayın beni! Yakıp buraya, nereye kadar? Şahin! Sabancı, çok kapını var! Tut, adamı ol kendine! Bırakın beni! Beni bırakın! Susmayın beni! Beni bırakın! Beni dinle azgın herif! İşte sana 15 gün muhlet! Fatma'dan ayrılmazsan öldürürüz seni! Yürü İsmail! Eşol eşek! Başıma ne geldiyse insaniyetlik yüzünden geldi. Sen de benden başka enayi bulamadın galiba. Ben seni bulmadım ki. Sen bulaştın bana. Ah canım, asıl sen bulaştın bana. Oğlum Zühtü, bu halin ne lan? Hiç.
Canımız sıkıldı da... Ha, ip atlıyordum. Hadi gelin de hep beraber atlayalım, hadi. Amca, gelsene. Çok iyi oluyor. Gelin kızım, bize kayfe yapan mı? Yaparım. Sana da kahve yaptım, içer misin? Hayır, içmeyeceğim. Rakı içeceğim ben. Ölümüm rakıdan olsun, anasını satayım. Böyle felaket de ancak benim başıma gelebilir. Neden mi? Ha, her tuzak hıyar olursan sonun budur işte. Çocuk yaparsam öleceğim, çocuk yapmazsam öleceğim. Peki niye hep ben ölüyorum ya? Öyle ya canım. Herkesin en iyisi ben miyim? Niye ben ölecekmişim? En iyisi karıyı öldürürüm. Oh! Yok arkadaş, vazgeçmem. Niye gülüyorsun kız? Abdi'yi hatırladım. Abdi de kim? Bizim Abdi canım, köydeki deli Abdi. Ne olmuş yani Abdi'ye? Karısını kıtır kıtır kesecekti. Aferin Abdi'ye. İyi kesti mi bari? Yo, karısı sonunda Abdi'yi kesti. Karısı mı kesti? Şiş mi yiyeceğiz? Şişi sen yiyeceksin. Çok sivri ve kanlı bir şiş. Sağ ol, üzerime düşme bu kadar. Ben düşmeyeceğim, şiş düşecek. Başka çare yok. Yarın akşam mühlet sona eriyor. Ben kefeni yırtmış olacağım. Ama sen... yandım. Allah! Uf! Ne oldu? Parmağıma şiş battı. Ah! Uf! Amma sivriymiş be, ah! Ne demişler? İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Hadi sen şişleri ateşe koy da... ...ağız tadıyla bir yemek yiyelim bari. Peki. Biz cıldık damat. Oo, hoş geldiniz. Bugün mühlet bitti, her şeyi hazırladık. Zahmet ettiniz ya. Ne demek koçum? Seni eğlendirmek istiyoruz. Önce seni bir cüzel eğlendirecek, sonra da... Nail! Gidelim. Rakı sokmasın, bizi bekleyin. Aslan damadım, biliyor musun bıçak horoni nasıl oynanır? Oo, ben en hızlı soğan doğrayan köfteciyim. Horon da ne ki? Dikkat edin, dilim dilim doğrayın onu ama herkes kaza sansın. Sen meraklanma. (Gülüyor)
Geçmiş olsun kardeşim. Acemisin galiba. Bir daha oynamaya mı canım? Hadi bak. Temelimde nasıl becerebiliyor muyum? Ha şu pok yiyene bak. Ben böyle ustasını görmemişimdir da. Onun işini çemençe değil, tabanca bitirir. Uy! Acemisin kardeşim, ben seninle oynamam artık. Temel reis, bunların işi tamam. Ula şimdi de ben senin işini tamam edeceğim. Dur kaçma dedimsa! Ula kaçma da vurayım, dur! Ne oldu? Gene mi bizimkiler? Evet. Kovalamaca oynadık bütün gün. Kafaya koymuşlar, temizleyecekler beni. Ne istiyor bu adamlar benden ya? Kimsenin tavuğuna kış demedik hayatta. Ufak bir kusurum var. Her boka maydanoz olurum. Ama maydanozsuz köfte yapılmaz ki. Üstelik senin başını da belaya soktum. Köyüne kaçıyordun. Belki bir sevdiğin vardı. Yoktu. Bizimkilerden kaçtım. Çok eziyet çekiyordum. Başlık için evlendireceklerdi, dayanamadım. Keşke evlenseydin kız. Sadece bir kocan olurdu. Bugün avukat geldi. Bütün paramı bankaya yatırmış. Ben hesap bilmem dedim. Kocam bilir dedim. Şu kağıdı imzalattı bana. Bütün param senin üzerindeymiş. Al. İstemem. Ben köftelerimden başka hiçbir şey istemiyorum. Ama sizinkilerle bizimkiler benden ne istiyorlar anlamadım. Ben yapacağımı bilirim. Ne olur ağlama. Ne ağlaması be? Soğan gözümü yaşarttı. Ben gidiyorum. Peki ben ne olacağım? Galiba dul kalacaksın. Elveda. Ne kadar adisin Zühtü, ne kadar masum karını öldürmeye kalktın. Taş kalpli Zühtü. Hiç utanmıyor musun lan kendinden? Yok yok, utanıyorum. Başka bir çare bulmam lazım. Kardeşim, ben nasıl olsa ölmeyecek miyim? Öleceksin. Peki, kendim ölsem daha iyi olmaz mı? Olur. Ulan aferin be. Bu yaşta bu zeka. Tamam arkadaş, kendimi öldüreceğim. Oh be! Ölünce ne kadar rahatladım. Kendimi öldüreceğim. Ne? Elveda meyaneci, artık kalamıyorum. Bir başkayım bu akşam. Sarhoş olamıyorum. Başım sağ olsun. Bir kişilik yer rica ediyorum. Nasıl olsun? Vallahi biraz manzaralı olsun. Lüks mü olacak, ikinci sınıf mı? Arka balkon yok mu? He? Ne arka balkonu? Yani yüksek bir yerde olsun. Peki, ölünün adı? Zühtü. Soyadı? Karışan.
Ama meraklı köfteci Zühtü diye yazın, herkes tanır. Cenaze nerede? Burada. Nerede, hani? Kısmet olursa cenaze ben olacağım. Sen mi? Evet. Yarın ölmeyi düşünüyorum da, sizden bir ricam var, çelenk gönderilmez. O parayla köfte alıp dağıtılsın. Borcum ne kadar? 600 lira. Peki canım. 400, 500, 600. Al canım. İyi günler. Ben komiser Niyazi. Komiser bey, az önce bir mezar satın alındı. Ölünün adı meraklı köfteci Zühtü. Zühtü mü? Vah yavrum vah. Ölüm sebebi neymiş? Şey, yanlış anlattım galiba. Mezarı satın alan meraklı köfteci Zühtü. Demek ki ölmedi. İyi ama beni niçin aradınız? Herkes mezar satın alabilir. Efendim, mezarı kendisi için aldı ve kendisinin öldüğünü beyan etti. Yani akli dengesi bozuk. Vah zavallı! Fıttırdı demek. Mezarımı derinde kazın, dar olsun yar yar, dar olsun yar yar, dar olsun. Ben ölürsem sevdiceğim, var olsun yar yar, var olsun yar yar, var olsun. Ray ray ram, ray ray ram, ray ray ram, tarari ray ram, tirari ray ram. Evlerine. Oo, hoş geldin abi. Bak, ben sözümde durdum. Artık kimsenin işine karışmıyorum. Mezarımı bile kendim kazıyorum. Oğlum, sakin ol canım, korkma bizden. Korkmam abi. Ah be oğlum, ah be Zühtü, dinlemedin beni. Maydanozluk yüzünden bak ne hallere düştün. Beni boş ver abi. Senin de mi cenazen var, başın sağ olsun. Ben senin için geldim oğlum. Erken geldim be abi, daha mezarımı bitiremedim ki. Mezarımı derinde kaz... Nereye? Hayret, dünya hala dönüyor. Bırakın polis abiler, rahat ölmek de mi yasak ya? Gözüme bak! Sen göz doktoru musun ağabey? Ruh doktoruyum. Ne ruhu abi? Nane ruhu değil herhalde. Ben insan ruhunun derinliklerine inerim. Anladın mı? Nasıl inersin abi? Psikoloji, psikanaliz, psikiyatri, yani ruh bilimiyle, anladın mı? Anlamadım. Neden ölmek istedin evladım? Doktorcuğum, ben kendim için ölmek istemedim. Başkaları için ölmek istedim. Sen kimsin? Ben Zühtü'yüm. Tamam. Zühtü, Zühtü için ölür, başkası için değil. Demek ki davranışın hatalıydı. Evladım, seni bir müddet burada misafir edeceğiz. Rahatsız etmeyeyim doktor abi. Ne demek evladım, çok memnun oluruz. Buradan çıkınca gene eski sıhhatine kavuşursun. Ama çıkınca boşanmam lazım. Boşanmazsam ölürüm. Boşanırsam da ölürüm. Önemli bir durum daha var. Çocuk yapsam ölürüm. Yapmasam da ölürüm. Doktor abi, en iyisi ben burada kalayım. Kal çocuğum, kal evladım. Ne kadar istersen kal! Şimdi bu durumda burada kalırsam da ölürüm. Dışarıda da ölürüm. Karar ver ulan! İyi peki, burada kalayım. Bisekil kızım, nasılsın yahu? Nasılsın? Üzülme güzel gelinim. Kocan yoksa biz varız biz. Bak bizim evde ne kadar rahat edersin. Hem de ne kadar rahat, biliyor musun? Gözümüz gibi bakarız sana güzel kızım. Gözümüz gibi bakarız sana. Sen etraftan söylenenlere hiç aldırma. Hadi gel kızım.
Kocan delirdiği için boş sayılırsın. Bizim ev daha rahat. Biz senin hisimlerimiz. Aldanmayasın sakın bunlara. Sana yeni akıllı bir koca bulacağız. O deli kızım, deli o. Onlara kanma güzel kızım. Senin paran da pulun da gözleri var. Biz seni sevdiğimiz için istiyoruz canım. Para neymiş ki zaten? İnsanın elinin kiri. Ama benim param yok ki. Yok mu? Yok mu? Vardı ama hepsini kocamın üstüne yaptı avukat. Bir kağıt imzalattı bana. Hah! Nedir o kağıt? Zühtü'de. Biz akrabamızı almaya geldik. Sizin kiminiz var? Bizim sevgili damadımız var burada. Utanın, utanın! Menfaatiniz için şimdi damadınız mı oldu? Ah canım! Kaçan balık büyük balık olayı değil mi? Ya siz şimdi neden sahip çıktınız ona? İsterseniz bir tane anlaşma yapalım. Biz birbirimizi yersek ne olacak? Doğru konuşuyorsun. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Zühtü'yü beraber iyileştirelim. Önce kağıdı kurtaralım. Sonra hesaplaşırız. Evet, bir insaniyetlik yapalım çocuğa. Yapalım, yapalım, insaniyetlik iyi dur. Temel reis, sağ kanım çok ısındı. Haşın, benim de kanım sana kaynadı. Buyurun Ali'cığım. Ben hazırım Zühtü abi. Neye hazırsın lan? Penaltı atmaca oynamaya. Hadi hadi. Ne güzel kafayı dinliyorum, boş ver. Kalk Zühtü abi. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hatırımı kırarsan ağlarım vallahi. Peki peki ağlama. Hey Allah'ım. Vur, sıkı vur abi, sıkı vur! Korkma abi! Ulan oğlum, hani top? Önünde Zühtü abi, bak! Sıkacak abi, sıkı, sıkacak! Hadi, çak çak çak! Çek çek çek, çak! Hop! Sekiz kaleye abi! Sekiz kaleye gol nasıl atılırmış, gör şimdi! Hey Allah! Gol! 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 Ne golü, ne golü? Direğe çarptı, görmüyor musun? Eşşole şey! Hadi be! Top yok! Penaltı atıyor ya! Demek hastanızı almak istiyorsunuz. Evet efendim. Aha, biz ona çok iyi bakacağız. Büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Bunca yıllık hekimim, daha hastalığının ne olduğunu teşhis edemedim. Tehlikeli midir? Saldırır mı? Mesela iyi giderken birden sapıtır mı yoksam? Her şey olabilir. Uysal davranacaksınız. Sonra yanında sakın ha maydanoz demeyeceksiniz. Birden tuhaflaşıyor. Bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Aaa maydanoz. Demeyeceksiniz, demeyeceksiniz. Ha, demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Dört yar. Merhaba Zühtü. Merhaba doktor abi. Nasılsın oğlum? Çok iyiyim, Allah bozmasın. Beş yar.
Akrabaların geldiler. Hani neredeler? Eyvah! Buyurun efendim. Aslan oğlum, seni götürmeye geldik, hasretine dayanamadık. Bütün hüsüm var, seni bekliyorlar uşağım. Beklesinler, ben burada çok rahatım. Aklı olan buraya gelir. Oh be, ne güzel yermiş. Oh, çok iyi. İyidir yani. Gene gelirsin yavrucuğum. Sen şimdi uslu uslu akrabalarına git bakayım. Merhaba arkadaşlar. Yaşa! Ben... Çok yaşa! Ya bir şey söyleyecektim, unuttum. Ben bir köfteciyim arkadaşlar. Sizler ise... birer ineksiniz. Dersem, ayıp etmiş olurum. Demek ki ben sizlere eşek. Dersem, bu sefer siz darılırsınız. Onun için ben sizlere en iyisi eşol eşekler diyorum. Ula senin! Emice dayanamıyorum artık, vuracağım bu hıyarı. Etmiyorsun, onu hoş tutmalıyız. Çok yüz verdiniz bu herife. Altın yumurtlayan bir davuktur o, nedirse yapacaksınız. Hele katiyen yanında maydanoz filan demeyeceksiniz. Dur bakayım. Buyurun aslanım, araba hazırdır. Açım benim, hadi oğlum, araba emrindedir. Zahmet etmeyin, ben biraz yürüyeceğim. Olmaz öyle şey. Biz seni sırtımızda bile taşırız. Niye? Sendeki miras kağıdını almak istiyorum. Gidelim arkadaşlar. Buyurun. Gidelim hadi. Hatırınız kalmasın diye arabaya bineceğim. Buyur buyur koçum. Hadi gel peşimden. Geldim, gidelim hadi. Niye bir dakika. Sana ne oldu? Ne oldu? Ne oldu aslanım? Ben araba gürültüsünü sevmem, hoşlanmam. Lütfen iter misiniz? Eşol eşekler! Arabayı hiç sevmedim, biraz da yürüyüş yapalım. Ben böyle yürüyeceğim, sizler tek ayak. Yap bakayım. Böyle oğlum işte. Yap bakayım ha. Aferin, öğreneceksin. Aferin! Bu nedir? Ha bu tereotudur. Daha çok semizotuna benziyor. Amma da yaptınız be! Bu bal gibi leylak. Nedir lan bu? Ispanak. Ha bu misur pis şuludur. Çüş ula çüş be! Ha bu gördüğünüz maydanozdur, maydanoz. Maydanoz dedin ha? Demedim. Dedin. Demedim. Peki kim dedi? Ben demedim. Ben de demedim. Ah canım, ben de sen dedin diye sabahtan beri dövüyorum, gel bakayım. Peki kim dedi ya? Ben demedim. Eşol eşek, sen demedin mi? Sen demedin mi ulan he? Sıkıldım ya. Şöyle yüksek bir yere çıkmak istiyorum. Havadar olsun. Ula ben senin... Demek bizim kağıt yüksek bir yerde dur. Çok önemli bir hatıram saklı burada. Nerede dur? Burada. Şu kiremitler var ya, şu kiremitler. Ha? Demek ki kaş o kiremitlerin altında. Arayalım onu. Müzik
aslan damat. Ha bu kiremitlerin altında kağıt yok ki. Ben var demedim ki. Küçükken kafama bir kiremit düşmüştü de size onu anlatacaktım. Birden kiremitlere saldırdınız. Bok mu var lan? Hadi artık gidelim. Çok özledim. Niye özledin ki oğlum? Köftelerimi. Özledim ulan seni. Ben hazırlanayım, köfte satmaya çıkarız. Bekle ha, tamam mı? Köfte arabasının üstünde çok durduğuna göre kağıt burada olmalı. Evet, buraya dur. Alıp başımı gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Gene hastaneye döneceğim. Bu kadar yer gezdim, oradan daha rahatını görmedim. Ben ne olacağım peki? Deli ol, vallahi en güzeli o. Aradık da bulamadık aslan oğlum. Arayan belasını da bulur, mevlasını da. Seninle iftihar etmekteyim oğlum. O kıymetli kağıdı ne de güzel saklamışsın. Ben kağıtları güzel saklarım. Köfte ekmeği sararım onlarla. Sahi aklıma geldi. Ben köfte satacaktım ya. Aman evladım, senin gibi bir milyonere köfte satmak yakışır mı canım? Çalışmayan demir paslanır. Fatma, çabuk kıymayı getir. Kıyma mutfakta. Ben de sana maydanoz ayıklayayım mı? Maydanoz, maydanoz dedin ha? Sen kimsin de maydanoz diyorsun? Ulan maydanozluk yüzünden bu hallere düştüm ben. Şu akrabalar her şeye maydanoz olduğum için peşime düştüler. Maydanozluk yüzünden ölümlerden döndüm. Ne güzel yaşıyordum, rahattım. En kral köfteciydim. Soğanlarımı ne güzel soyardım. Kıtır kıtır keserdim onları. Koca kazıklar, bir kağıt için kavga ediyorsunuz lan. Ayıp değil mi? Bu kızın hali ne olacak? Parasını aldığımız için canına kıyar mı dersiniz? Hem parasını aldık hem de kocasını. Ben bu kızın halini hiç beğenmedim. Ben de beğenmiyorum. Boş bırakmayalım kızı o. Kardeşim, artık bu sefer seni kurtaramam. Tabii benden başka enayi bulamadın, gene bana geldin. Hakkını helal et demeye geldim. Benim yüzümden çok sıkıntı çektin. Gidiyorum, otobüs biletimi aldım. Aman çabuk git. Otobüsü kaçırırsan başıma kalırsın. Ben ne yaparım? Otele götürürüm seni, biletini de alırım. Seninkiler oteli basarlar, sonra karakola, sonra nikah. Sen misin insaniyetlik yapan? Çek Allah çek. Oh, çile bülbülüm çile. Senin için dua edeceğim. Çok iyi bir insansın. Çok iyi de bir koca olurdun. Olurdum değil mi? Sen de çok iyi bir karı olurdun Fatma. Ah seni.
İşte gene muhabbetin içine ettiler. Biz emanetinizi getirdik. Buyur oğlum, al. Vay uyanıklar vay! Ben artık hiçbir boka maydanoz olmam. Çantalar sizde kalsın. Yürü kız! Nasıl akıllanmışım gördün mü? Ya o çantaların içinde ne vardı? Para. Para mı? Sabahlıkta kaldıramadım, sabahlıkta çıktı. Ben sana kaldım çıktı. Şimdi geldi sarılmanın sabahlıkta.